Belçika'nın Spa kentindeki otelin 14. Louis tarzında döşenmiş kral dairesinin bütün ihtişamına meydan okurcasına bir köşede kıvrılmış oturuyordu genç kız. Otelin önünde toplanmış binlerce kişinin kendi ismini haykırdığını duyuyor, gözlerinden akan yaşlara engel olamıyordu. Babası Tevfik Halis Bey, kızının saçlarını okşarken toparla artık kendini dedi. Bunca insan seni görmek için gelmiş. Balkona çıkıp selamla onlara. Yapamam baba dedi kız gözyaşları içinde. Elimde Türk bayrağı olmadan ben o balkona asla çıkmam. Aşağıdaki kalabalığın sesinden çok kulaklarında hala birkaç saat önce ayrıldığı salondaki 2000 kişinin ayağa kalkıp haykırdığı şu cümleler yankılanıyordu. Viva la Mustafa Kemal, viva la Miss Turkey. 1932 yılının 31 Temmuz gecesiydi. Dünya güzellik yarışmasının yapıldığı salonda 28 ülkeden gelen genç kızlar birer birer podyuma çıkmış, aralarından 3'ü finale kalmıştı. 3 güzel heyecan içinde jürinin kararını bekliyordu. Sonunda jüri başkanı elindeki zarfı açıp kazananı ilan etti, Miss Turkey. Kırmızı tuvaletinin yakasına beyaz bir kurdele takmış olan kahve gözlü, uzun simsiyah siyah saçlı genç kız salondakilerin alkışları arasında heyecandan donup kalmıştı. Keriman Halis, 28 kişilik jürinin 25'inin oyuyla Dünya Güzellik Kraliçesi seçilmişti. İşte o gece Keriman, otelin önünde toplanan kalabalığın karşısına elinde Türk bayrağı olmadan çıkmamaya kararlıydı. Kraliçenin isteği otel yöneticileri tarafından yerine getirildi. Hemen kırmızı atlas bir kumaş bulundu. Üzerine de yastık kılıflarından ay yıldız deseni kesildi, dikildi. Keriman Halis işte elinde o bayrakla çıktı balkona ve selamladı sevenlerini, hayranlarını. Müjdeli haber ertesi gün Türk gazetelerinde Keriman Halis dün saat 17.15'te dünya güzeli seçilmiştir manşetleriyle çıktı ve memlekette de büyük coşkuyla karşılandı. Peyami Safa hiç vakit kaybetmeden o günkü yazısında şu satırları kaleme aldı. Keriman Halis'in tüm dünyaya ispat ettiği şey yalnız verdiği bir güzellikten ibaret değildir. O, düne kadar yalnız kafes arkasında yaşadığı zannedilen Türk kadını ile bugünün beynelminel hareketlerine karışan zeki, cevval bakışlı Türk kızının farkını koydu ortaya. Bu olay Türkiye'nin geçirdiği inkılap hakkında yazılmış ve yazılacak tüm kitaplardan daha ziyade fikir verme kudretine haizdir. Bu satırları yazdı Peyami Safa. Yarışmayı düzenleyen Cumhuriyet Gazetesi verdiği bir ilanla adaylara şöyle bir çağrı yapmıştı. 16-25 yaşları arasında evlenmemiş kızlar hafif ve balo kıyafetleriyle yapılacak bu seçime katılabilir. Kazanamayanların izzeti nefislerinin recide edilmemesi için adları da açıklanmayacaktır. Jüri ise, Keriman Halis'i seçen jüri ise adeta o dönemin şöhretlerinin resmi geçidi gibiydi. Kraliçeyi Abdülhakamit'ten Cenap Şahabettin'e, Vasfi Rıza'dan Yunus Nadi'ye kadar dönemin en ünlü yazarları, sanatçıları seçti. Buna rağmen katılım düşük kalmıştı. Keriman 8 aday arasından birinci seçildi. Bunu biraz alaya almak isteyen Posta gazetesi, Keriman Halis Türkiye güzeli değil olsa olsa Cumhuriyet gazetesi güzelidir başlığıyla çıkmıştı o günlerde. Keriman dünya güzeli hemen seçildikten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ona Ece soyadını taktı ve 3 Ağustos günü yaptığı konuşmada Türk milleti bu güzel çocuğunu şüphesiz samimiyetle tebrik eder. Doğal güzelliğinizi bilimsel yöntemlerle korumasını bilin ama asıl yüksek kültürde dünya birincisi olmaya gayret edin dedi. Keriman'ın Türkiye'ye dönüşü de olay oldu. Sirkeci Garı'nda binlerce kişi tarafından gerçek bir kraliçe gibi karşılandı. 3 gün içinde tam 30 bin tebrik telgrafı aldı. Bugün Keriman Halis'in doğum günü, bu vesileyle ondan bahsettik. Bugün çok önemli, Türk tarihinde çok önemli bir başka şahsiyetin de aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Ondan da bahsedelim. Şeyh Hamza'nın oğlu olarak 1389 yılında Şam'da dünyaya geldi. Soyu baba tarafından Hazreti Ebu Bekir'e dayanmaktadır. İlk tahsilini yine babasından almış, 7 yaşında hafız olmuş, Çorum'un Osmancık kasabasına yerleşmiştir. Daha sonra müderris payesi almıştır. Manevi büyükler Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani, Mevlana Celaleddin Rumi'nin yolundan gitmeye karar vermiş, medrese eğitimi almıştır. Daha sonra ona Ankara'da Hacı Bayram Veli'nin yanına gitmesini tavsiye eder büyükleri. Derler ki, kazandığın şu zahiri ilmi, mana ilmiyle, bilgini aşk ile, akıl vergisini kalp ve gönül vergisiyle tamamlaman gerek. Bu da yalnız olmaz. Sana bir mürşit, bir mürşidi kamil lazım. Ankara'ya git. Hacı Bektaş Veli'ye müracaat et. O seni tamamlasın, tamamlan. Atlar Hacı Bektaş Veli'nin yanına gider. Hala ismini söylemedim. Bahsettiğim zat
Akşemseddin'dir efendim. Fakat Hacı Bektaş Veli'nin müritlerinin sokaklarda dolaşıp yardım kabul etmeleri, olur olmaz yerde devran dönmeleri rahatsız eder Akşemseddin'i. Burası bana göre değil der, atlar Halep'e gider. Halep'te kendine bir manevi önder arar. Fakat orada bir rüya görür. Rüyasında Ankara'da Hacı Bayram Veli elinde bir zincir tutmakta. Zincirin bir ucu da Akşemseddin'in boğazına bağlıdır. Hacı Bayram Veli Akşemseddin'i o zincirle kendisine doğru çekmektedir. Anlar ki istifade edeceği kapı Ankara'dadır. Hacı Bayram Veli'nin yanına gider. Yıllarca onun müridi olur. Sonunda da hilafet tacını giyer. Beypazarı'na yerleşir. Dergahını orada kurar. Akşemseddin'in biz şöhretini 2. Mehmet'in hocası olması vasfıyla biliriz. 2. Murat babası der ki Akşemseddin sen oğlumu yetiştir. İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'in yanındadır. Fatih Sultan Mehmet şehre girdiğinde Akşemseddin de hemen yanı başındadır. Fatih'i karşılayan Bizanslılar Akşemseddin'i imparator zannederler ve ellerindeki çiçeği Akşemseddin'e sunarlar. Akşemseddin utanır, sultanı eliyle işaret eder ama 2. Mehmet döner ve der ki hünkâr benim belki ama o da benim hocamdır, beni yetiştiren hocadır. Dolayısıyla da bütün çiçekler ona layıktır. Fetihten sonra ilk cuma hutbesini Fatih Sultan Mehmet okur ama ilk cuma namazı içinde imamet makamına Akşemseddin'i çıkarır. İlk namazı Akşemseddin kıldırır. Fatih'in bir muradı vardır. Der ki Eyüp Sultan Hazretleri'nin, Eyüp Ensari'nin kabrinin sur dibinde bir yerde olması gerek. Bunu bulur musun? Bir gece istiyareye yatar, ertesi sabah kalkar ve sur dibinde iki tane ağacı işaretler Akşemseddin. Der ki bunun altını kazalım hünkârım, oradadır mübareğin kabri. Fatih bir gün bekler, gece adamlarına der ki Akşemseddin'in işaretlediği ağaçların yerini değiştirin. Ertesi sabah Akşemseddin kalkar, burası mıydı hocam der Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin gülümseyerek der ki hayır efendim, bu Beri'deki ağaçlardır dün gece işaretlediğim, onun altını kazınız. Kazarlar, hakikatten de bir mezar kapağı çıkar. Mezar kapağının üzerinde burası Hazreti Peygamber'e ev sahipliği yapmış Medine'de Eyüp Ensari'nin kabridir denir. Bugün Eyüp Sultanı bize Akşemseddin'in o kerameti, o keşfi armağan etmiştir. Akşemseddin'le ilgili çok önemli başka bir şey söyleyeceğim. Kendi notlarından okuyacağım. Hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak büyük hatadır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma da gözle görülemeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur dedi Akşemseddin 1400'lü yıllarda. Bahsettiği mikroplardı, anlatmaya çalıştığı hastalıkların mikroplar vasıtasıyla insandan insana bulaşarak yayıldığıydı. Biz bunu bilimsel olarak tam 500 yıl sonra Pasteur'ün ispatıyla öğrendik. Ama Pasteur'ün tarif ettiği şeyi unutmayın, 500 sene önce Akşemseddin aslında anlatmıştı. Dönelim 16 Şubat'ın önemli olaylarına. Bir 16 Şubat günü İsa'dan sonra 600 yılında Papa 1. Gregorius hapşıran kişiye Tanrı seni kutsasın denebileceğinin fetvasını verdi. Hala batıda God bless you derler, biz çok yaşa deriz, şimdilerde iyi yaşa deniyor, eskiler elhamdülillah derlerdi. ...1916 yılında Rusya İmparatorluğu bir 16 Şubat günü Erzurum'u işgal eder. ...1925 yılının 16 Şubat günü Türkiye'de sivil ve askeri havacılığı desteklemek amacıyla sonraları Türk Hava Kurumu'nu adını alacak olan Türk Teyyare Cemiyeti kurulur. ...1949 yılında Türkiye'de ilkokulların 4. ve 5. sınıflarında din dersi okutulmaya başlanır. Bu hala devam eden bir tartışmadır. Bana kalırsa din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri okutulmalıdır ama bu bütün dinler tarihini kapsayan bir ders olmalıdır. ...1953 yılında Türkiye ile Amerika arasında telefon hattı açılır ama bu şimdiki gibi alo demekle değil, tabii yazdırıyorsunuz, santralin sizi aramaya bekliyorsunuz. Velhasıl biraz zahmetli iş. ...1959 yılında Fidel Castro, Batista'nın Küba devrimi sonucu 1 Ocak'ta başkanlıktan uzaklaştırılmasının ardından Küba devlet başkanı olur, yarım asır yönetecektir Küba'yı. Geçen günlerde vefat etti kendisi.
1969 yılında 6. filoyu protesto için düzenlenen Amerikan emperyalizmine karşı işçi mitinginde gösteri yapanlara sağcı militanların Müslüman Türkiye sloganıyla saldırmasıyla başlayan olaylarda Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan öldürülür. Bu Türkiye'de sağ-sol kavgalarında bir kırılma noktasıdır. Arkasından 70'te, 71'de 12 Mart, sonrasında 80 askeri darbeleri gelir. Türkiye gençlerinin çok ciddi iki kutuplu ayrıma gittiği günlerdedir. ...1973 yılında Rauf Denktaş Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'na seçilir. ...1976 yılında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Başkatibi Oktar Cirit tabancayla vurularak öldürülür, saldırıyı Asala üstlenir. 70'lerde bizim diplomatlarımızın başına büyük beladır Asala. Sonra tarihin sayfaları, tozlu sayfaları arasına karışır ve yerine PKK gelir. 1979 yılında İran'da İslam devrimi sonrası Hümeyni karşıtları ardı ardına idam edilir. 80'de ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 5 saat canlı yayın yapılır. 1988 yılında bir 16 Şubat günü 65 yaşında bir kanser hastası televizyonda TRT'de izlediği zakkumla kanser tedavisi programından etkilenir. Bahçesinde yetiştirdiği zakkum bitkilerini kaynatır, içer ve maalesef vefat eder. 2005 yılında geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Yaşar Nuri Öztürk CHP'den ayrılır, Halkın Yükselişi Partisi'ni kurar. Yine 2005 yılında bir 16 Şubat günü Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in Türk Ticaret Bankası ihalesine fesat karıştırmak suçundan Yüce Divan'da yargılanmalarına başlanır. 1 küçük şiir okuyayım size. Karşıyaka memleket, sesleniyorum Varna'dan, işitiyor musun Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan, deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun Mehmet? Şiir Nazım'ındır, şiiri yazdığı isim Mehmet Fuat'tır, üvey oğludur. Mehmet Fuat 1926 yılında bir 16 Şubat günü dünyaya gelmiştir. 2002 yılında kaybettik kendisini. 1970 yılının bir 16 Şubat günü dünyaya gelen şarkıcımız Serdar Ortaç'tan da bahsedelim. Yarın 17 Şubat günü tarihin tavan arasında Çapamek TV ekranlarında buluşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın efendim.